Tarihten ders almak. Konu demografinin önemi. İskenderun bölgesi için özel bir yönetim rejimi kurulacaktır. Bu bölgenin Türk soyundan gelen halkı, kültürlerinin gelişmesi için her türlü kolaylıktan yararlanacaktır. Türk dili orada resmi bir niteliğe sahip olacaktır. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması Madde 7. Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını devam ediyor. Suriye'den, Irak'tan, hatta Afganistan'dan Pakistan yola çıkan işsiz, güçsüz, neydi belirsiz bir sürü insan soluğu Türkiye'de alıyor. İktidarın planlı bir sığınmacı politikası ve herhangi bir uyum programı yok. Özellikle Hatay gibi, Kilis gibi, Antep gibi, Mersin gibi güney illerimizin bazı ilçelerinde Suriyeli sayısı kontrolsüz biçimde artmaya devam ediyor. Böyle giderse kısa süre içerisinde Türkiye'nin bazı illerinde demografik yapının değişmesi kaçınılmaz görünüyor. Demografik yapının önemini kavramak için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini iyi bilmek gerekiyor. 19. yüzyıldan itibaren emperyalizm demografiyi kullanarak böl parçala yönet politikası uyguladı. Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru 8 Ocak 1918'de Amerikan Başkanı Wilson'ın yayınladığı 14 ilkeden biri de Türkiye ile ilgiliydi. Wilson 12. ilkesinde şöyle diyordu. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Türk yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak, yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeler için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Wilson'un 12. ilkesi aslında Türkiye'yi etnik ve demografik yapıya göre parçalamayı amaçlıyordu. Bu plan uygulandı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Wilson'un ifadesiyle Türk yönetimindeki öbür uluslara özgürlüklerine kavuşturmak gerekçesiyle önce Anadolu ve Doğu Trakya işgal edildi. Sonra Anadolu etnik ve demografik yapıya göre parçalanmak istendi. Bu çerçevede Batı Anadolu'da Rum nüfusa dayalı olarak İyonya Devleti, Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusa dayanarak Ermeni Devleti, Güneydoğu Anadolu'da Kürt nüfusa dayanarak Kürt Devleti kurulmak istendi. Wilson, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki güncel nüfus yapıları konusunda araştırmalar yaptırdı. Örneğin, Anadolu'daki Ermeni varlığı hakkında bilgi toplamak amacıyla King Crane Komisyonu ve General James Harbord Türkiye'ye gönderildi. Yapılan araştırmalar sonunda Anadolu'da Ermeni devleti kurmaya uygun bir demografik yapı olmadığı görüldü. Buna karşın Wilson, 24 Mayıs 1920'de Amerikan Kongresi'nin Ermenistan devletini tanımasını istedi. ABD Senatosu 1 Haziran 1920'de bu öneriyi reddetti. Ancak Wilson vazgeçmedi. 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı, Ermenistan'ı tanıyacak ve Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı Wilson belirleyecekti. Ayrıca Ermenistan'ın haritasında ABD Başkanı Wilson çizmişti. İzmir, Rum nüfusunun fazla olduğu gerekçesiyle Türklerden alınıp Yunanistan'a verilecekti. İzmir'deki Türk nüfusu eritilip Balkan Savaşları sonrasında Batı Trakya'da yapıldığı gibi İzmir ve çevresi Yunanlaştıracaktı. Sevre göre Kürtlerin sayıca üstün oldukları bölgelere yerel özellik tanınacaktı. Sevr Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 62. maddede belirtilen bölgelerdeki Kürtler, bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye'den bağımsız olmak istediklerini kanıtlayarak Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvurularsa ve konsey de bu nüfusun bağımsızlığa yetenekli olduğunu görürse Türkiye bu bağımsızlığı tanıyacaktı. Sevr'de ayrıca soy, dil ve din azınlıkları kavramıyla demografik yapı silah olarak kullanılıp Türkiye parçalanmak istiyordu. Sevr Anlaşması'nı biraz yumuşatıp Türkiye'ye kabul ettirmeyi amaçlayan Londra Konferansı'nın 24 Şubat 1921 tarihli toplantısında da İzmir ve Doğu Trakya'nın nüfus istatistikleri konuşuldu. Yunanlar, İzmir ve Trakya'da Rum nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu ileri sürdüler. Hazırlanan öneriye göre Doğu Trakya ve İzmir'de nüfus durumunu incelemek üzere Büyük Devletler Uluslararası bir komisyon kuracaktı. İngilizler, Kars, Gümrü ve Ardahan'da içine alan bir Ermeni devletin kurulmasını ve bu bölgelerden başka yerlere göç ettirilen Ermenilerin buralara geri getirilmesini istediler. Londra Konferansı'nın 26 Şubat 1921 tarihli toplantısında Lord Curzon, İtilaf Devletleri'nin bağımsız bir Ermenistan kurulması ve Kars, Ardahan, Gümrü'yü içermesi konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bunun üzerine Bekir Sami Bey, Kars'ta Türklerin ezici bir çoğunluğu var, Ardahan'da Ermenilerin oranı çok düşüktür diyerek bunu reddetti. Curzon ise önerisini yineledi. Açıkça görüldüğü gibi Sevr Anlaşması'nda ve Londra Konferansı'nda Türkiye tam da Wilson planına uygun olarak etnik, demografik yapıya göre parçalanmak istendi.
Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'nun ve Doğu Trakya'nın demografisi oldukça değişmişti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkanların kaybedilmesiyle oradaki Türk nüfus Anadolu'ya ve Doğu Trakya'ya göç etmiş, buna karşın Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Anadolu'daki azınlık unsurlar da Anadolu dışına tehcir ettirilmiş ve göç ettirilmişlerdi. Türklerin Anadolu'da ve Doğu Trakya'da çoğunluk oldukları bir ortamda demografik yapıya dayanarak Anadolu'yu parçalamak o kadar kolay değildi. 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli'de Türkiye'nin milli sınırları belirlenirken demografik yapı esas alınıyordu. Misak-ı Milli'de Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya için halk oylaması yapılacaktır denilirken buralarda yaşayan Türk nüfusa, yani buraların demografik yapısına güveniliyordu. 1919-1922 arasındaki Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Düşman Anadolu'dan ve Doğu Trakya'dan sökülüp atıldı. 1922 sonunda Lozan'da barış görüşmeleri başladı. Ancak İtilaf Devletleri Lozan'da da karşımıza yine demografi silahıyla çıktılar. Adalar, Musul ve Batı Trakya konusunda Türk tezlerini demografik gerekçelerle reddettiler. Lozan'da İsmet Paşa buraların yüzlerce yıllık Türk yurdu olduğunu, nüfus bakımından da Türklerin çoğunlukta olduğunu belirtip buraları isteyince İtilaf Devletleri Ege Adalarında ve Batı Trakya'da Rumların, Musul'da ise Kürtlerin ve Arapların çoğunluk, Türklerin azınlık olduğunu iddia ederek İsmet Paşa'ya karşı çıktılar. Hatta Lozan'da Lord Curzon ve Venizelos, Gökçeada ve Bozcaada nüfusunun neredeyse tamamının Rumlardan meydana geldiğini ileri sürerek Türkiye'nin yanı başındaki bu adalarda Türkiye'yi vermemek için direndiler. Kısacası Türkiye, Lozan'da, adalar, Batı Trakya ve Musul konularında demografi silahıyla vurulmak istendi. Lozan'da adalar ve Batı Trakya kurtarılamadı. Musul sorunu ise Lozan sonrasına bırakıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Türkiye'yi etnik ve demografik yapı üzerinden parçalamak isteyen Sevr Anlaşması yırtılıp atıldı. Misak-ı Milli'nin en temel amacı olan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü Lozan'da herkese kabul ettirildi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türk kuvvetlerinin elindeki İskenderun sancağını, yani Hatay'ı 1918'de İngiltere işgal etmişti. Ancak paylaşım planı gereği İngiltere burayı Fransa'ya bıraktı. 25 Nisan 1920'de imzalanan San Remo Anlaşması ile Suriye, Fransa mandası altına alındı. Hatay'ın demografik yapıyı sayesinde nasıl Türkiye'ye katıldığını ve Atatürk'ün ölmeden önceki çabalarını yukarıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz. Yani sözün kısası, Anadolu'yu paramparça etmek isteyen emperyalistlere karşı elimizi güçlendiren en önemli yapı o dönem Anadolu'nun demografik yapısıydı. Demografi, nüfus bilimi demektir. Bir ülkedeki tüm nüfus hareketleri, doğum, ölüm, göç, demografik yapıyı şekillendirir. Geçmişte demografik yapımız sayesinde vatanın parçalanmaması için elimizde çok kuvvetli bir koz vardı. Eğer şimdi gözümüzü açmaz isek bu kozu kaybetmek üzereyiz. Çünkü ileride bu emperyalist projenin sonucunda nüfus çoğunluğunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyayız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olunuz.